bir mimar ve bir eser. Alexander Valure dediğimiz mimar oldukça önemli. Neler yapmış İstanbul'da, neler yapmamış ki? Bakın bazı birkaç yaptıklarından bahsedeyim size. Yok artık diyeceksiniz. Osmanlı Bankası'nın mimarı Valure. Düğünü Umumiye, yani bugünkü İstanbul Erkek Lisesi'ni de bu mimar yapmış. Büyükada'daki yetimhaneyi yine bu mimar yapmış. Efendim, Haydarpaşa'daki tıbbiye, yani eski Haydarpaşa Lisesi'ni, bugünkü Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni de bu mimar yapmış. Pere Palas, bu mimarın eseri. Ve geliyoruz, yok artık diyeceğimiz bir yapı. Evet, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin o müthiş yapıyı da bu mimar yapmış. Pek çok yapıların yanında ve bu küçük camiyi de o yapmış. Yani Alexander Valure'nin bir eserini inceledik. O da Hidayet Camii. 1887 yılında yapıyor. Nerede? Melek Girmez Sokağı'nın bitiminde. Şurada sokak girişi var. Hemen onun yanında. Bugün Cuma. Ancak bugün bu camiye gelebilirim diye hesap ettim. Ki Cuma bütün işimin gücümün arasında bugün işe de gitmedim. Yeter ki camiye geleyim, açıksa içine gireyim ve görüntüleri alayım. Yoksa başka hiçbir zaman bu camiyi açık bulmak mümkün değil. Ya restorasyonda ya bir şekilde kapalı, pandemi de kapalıydı. Hep kapalı, hafta sonları kapalı, vakit namazlarında kapalı. Bir tek Cuma günü açıldığını söylediler. Bugün de Cuma, geldim. İnşallah açıktır. İçine girip çekeceğim. Her şeyden önemlisi bu görüntüleri alabilmek. Hemen solumuza baktığımız zaman Eminönü'nün en önemli camilerinden biri olan Yeni Cami. Sağımıza dönüyoruz. Sirkeci tarafı. Ve aynı şekilde ki burası daha önceki videolarımızda anlattık. Melek Girmez Sokağı olarak bilinmekte. Evet, camiye gidiyoruz. Bakalım açık. İnşallah açıktır. Her zaman kapalı bu cami çünkü. Hidayet Camii'nin bakar mısınız minare kaidesine? Özellikle şu pencerelerle oryantalist bir üsluba sahip. Şimdi caminin içine girelim bakalım. Thank you.
caminin mihrabı ve geçiş elemanları adeta bir niş şeklinde, çok ilginç ve tek uygulama. Cephede yer alan pencere ise oryantalist bir şekilde. Evet, Hidayet Camii'ndeyiz. Bu camiye gelmek öyle kolay değil. Her zaman açık değil. İlk defa açık bulduk. Bu da bir cuma günü. Alexander Valore'nin çok önemli bir camii. Evet, gizemli bir cami diyoruz. Bunun hikayesi oldukça ilginç. Fakat mimarisi de o kadar ilginç. Neden burada yapıldığı da çok ilginç. İlginçler şeren bir yapı. Evet, camiden ayrılıyoruz. Evet, Hidayet Camii'nin girişi buradan. Aslında yolun girişi. Bu yol neresi? Böyle giden Melek Girmez Sokağı. Melek Girmez Sokağı olarak bilinmekte. Hemen sokağın girişinde. Hidayet Camii fevkani bir yapı. Yani üst katta asıl ibadet bölümü. Batı cephesi tamamen Avrupa üslubunda, oryantalist tarzda pencere açılmış, köşeler sütunlarla yumuşatılmış. Evet, kör nişler ile hareketlendirilmiş, yine atlılı bir kemer şeklinde hareketlendirilmiş bir duvar yüzeyi yer almakta.